Selam dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün size çokça sorulan beat'te, özellikle trap beat'lerde, yani güncel hip hop sound'larda nasıl aranj yapılır sorusuna cevap vereceğim. Hem de bu video birçoğunuzun seveceği bir video olacak çünkü takip edebileceğiniz bir şekilde yapacağım. Öncelikle basit olması adına enstrümanları isimlendirdim. Yani bu hangi preset olmasından ziyade bu bir piyano, bu bir bel, bu bir flüt, bu bir vox. Herhangi bir vokal sample'ı şöyle sesini açayım. Şöyle sıfır mix, hepsini miksere attım ama hiçbir mix yapmadım üzerlerinde. Mix'i yaptım, şöyle bir loop'u yaptınız. Hepiniz bu loop'a kadar büyük ihtimalle yapıyorsunuzdur. Buradan şarkıya nasıl döndüreceğim gibi bir sorunuz vardır. Öncelikle ben şöyle yapıyorum. Bir planlama yapıyorum bu aranj ekranı üzerinde. Nasıl yapıyorum? Şimdi bir bar dediğiniz nedir? 4 vuruştur değil mi? Bakın. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Şimdi burası 4 bar mı? 4 bar burası değil mi? Eğer 160-170 BPM'lerde half time olsaydı şöyle olacaktı. 1, 2, 3, 4. 2'ye katlanacaktı. Yani o zaman 4 bar şurası olacaktı. Şu 8 bar gibi gözüken yer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bar 4 bar olacaktı half time olduğu için. 180-150-160 BPM'den sonrası yarı zamanlı olarak bir rapçi olarak düşündüğünüzde öyle çünkü. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şimdi bunu anladığımıza göre şöyle bakın. Eğer double time olacaksa böyle olacak. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Half time yarı zamanlı olacaksa şöyle olacak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eğer tam BPM'de okuyacaksınız o da şöyle olacak. Aynı bunun vurduğu gibi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ben şimdilik 128 BPM bir beat yapıyoruz gibi. Yarı zamanlı veya iki katı değil de. 4 bar burası, 4 bar burası. 8 bar intro. Böyle seçtiğiniz zaman sağ tıkla Alt T yaptığınız zaman buraya isim verebiliyorsunuz. Intro diyelim buraya. 8 bar intro. Şimdi 8 bar intro'ya geçmeden önce şunu bahsetmem lazım. Pattern 1'inde benim melodilerim var. Split by channel dediğimde buraya verdiğim isimlerle çıkartacak oradaki kanalları tek tek. Aynı şekilde diğerlerine de yapalım. Sadece aranjadan bahsedeceğim. Diyor ki zaten bir tane element var. Onu da isimlendir geç. Neden bana soruyorsun? Tamam, 808. Pattern 6'yı da split by channel dedim. Şimdi hepsini şöyle bir sildim. Piano, Ctrl, Shift hepsini şöyle aldım. Buraya koydum. Ben standart olarak böyle bir işlemden geçiriyorum. Hepsini böyle bir dizdim. Şimdi burası 8 bar intro. 8 bar pre-hook desek. Ben planlıyorum. Siz de beni takip edebilirsiniz. 8 barda hook olsa 16 bar verse desek, hadi trap bu 12 bar diyelim. Ben bu sefer böyle yapacağım. Hani daha modern trap muhabbetlerine girelim. Biz 8 barda bridge olmasın mı? Pre-hook değil de bu sefer bridge gibi işlesin. Rapçiye oraya başka bir şey yapsın. Bridge. Aranjemiz aslında teknik olarak bitti. Şu an düşünmemiz gereken şeyler. Intro'da ne yapacağız? Pre-hook'ta ne olacak? Hook'ta ne olacak? Ben genel olarak şöyle yapıyorum. Ctrl B bu arada. Kopyalama tuşu. Bunu yanlış yere mi koydum? Yok, 12 bar olduğu için böyle. Şimdi introda genelde bir tane melodiyi bırakırım. Şöyle. Introda bir tane melodiyi bıraktım. Büyük ihtimalle otomasyonla efekt koyarız buraya ama onlara geleceğim. Şimdi sadece dizeceğiz bunları. Piyano ile girdik. Pre-hook'ta, yani eğer pre-hook yoksa şart değil. Pre-hook'un ilk kısmında kickleri çıkartacağım. Enerjisi daha düşük olacak. Vokali de çıkartacağım. Şöyle boşluklar bırakmanız oldukça önemli. Geçişlerde anlaşılabilir olması adına. Ağzım yara, kusura bakmayın, çok iyi konuşamıyorum şu anda ama. Burası pre-hook olsa. Dikey olarak biz FL'de şarkı yapıyoruz. Diğer davlarda benzer çalışmak biraz daha zor. FL'de bu biraz daha pratik. Tüm parçaları dikey olarak dizdikten sonra yatay düzlemde bunu aranje etmek oldukça pratik. Ben böyle yapmayı seviyorum. O yüzden FL Studio'yu daha çok seviyorum.
beat yaparken. Hook'a geçtiğimizde vokal ve diğer elementler girecek. Ne yapabilirsiniz hook'u daha enerjik hale getirmek için? Ana elementi piyanoyu kontrola, kontrol üst tuşuyla bir oktav üst alırsınız. Böyle şeyler yaptığınızda piyano up diyeceğim ki bir değişik yaptığım ekranda gözüksün. Şöyle rename color deyip şuradan rastgele bir color verelim. Şimdi sizden şunu istiyorum aranje yaptıktan sonra. Bunun gibi değiştirdiğimiz ve büyük ihtimalle sanatçıya yer açmak için ya da enerjiyi değiştirmek için yaptığımız hamleler var ya renklerini değiştirerek. Bu aranjenin sonunda mümkün olduğunca renkler değişsin ama sürekli değil, düzenli şekilde değişsin. İşte hook'un son barında hayat paterni değişsin. Bir şey olsun, hani sürekli bir şeyler olsun. Ear candy diyorlar gavurlar buna. Öyle minik şeyler yerleştireceğiz. Riser'lar bilmem neler ama adım adım oraya geleceğim. Ama bunu unutmayın. Bu sistemde eğer beni takip edip böyle bir işlem yapıyorsanız aranjeyi şu şekil hale getirdikten sonra her barda bir, her 4 barda bir, 8 barda bir minik dokunuşlar yapmayı ihmal etmeyin. Bakın şimdi. Mesela bu 808 Make Unique dedim. Rengini değiştirmek istiyorum, kafam karışıyor. Siz değiştirmek istemezseniz, değiştirmek zorunda değilsiniz elbette ki. Mesela bu geçişte çılgın bir şeyler yapalım. Bu arada Shift S tuşuna basarsanız slide notası açılır. Şöyle slide'ı kısa slide'lar halinde bir oktav yukarısı şeklinde şöyle. La la. Tamam. La la do. Bakalım. Aynen böyle hoşuma gitti. 808'lere palm verebilirsiniz. Sol sağ şeklinde şöyle. Bu slide'ların boyu önemli bakın. Bu ne kadar hızlı bu notadan bu notaya çıktığını gösteriyor. Buradan buraya çıkıyor şu an ses. Şöyle bir şeyle bırakalım. Bakın şimdi geçiş daha güzel olacak. Şu an mix'iz olduğu için çok iç içe gözüküyorlar ama mix'i genelde en sona bırakmayı tercih ediyorum. Aranjeden sonra, otomasyonlardan sonra falan. Ama ilk pattern içinde yaptığımda oluyor. Verse'e geçerken ne yaptık şimdi? Intro, hook, pre-hook yapmak zorunda değilsiniz. Direkt 8 bar hook da yapabilirsiniz. Verse, bridge diye böldük. Sonra ne olacak? Bu aynı şekilde tekrar edecek tabii ki. O zevkinize göre. Ama şu elementleri bilin. Pre-hook, hook yani nakarat öncesi, verse'e geçiş köprü aracılığı, bridge. Bunlar vokaliste oldukça fazla ilham verecek ve daha iyi lirik yazmasını, daha komplike lirikler yazmasını sağlayabilecek ve dinleyiciyi de daha mutlu edecek şeyler. Geri kalanı müzik bilgisiyle birleşecek. Ben şu an hızlıca bir beat yaptım. Çok da ciddiye aldığım bir beat değil. Kaydetmişim aynen. Sonra verse'den geçerken ne olacak? Enerji burada yüksek. Nakaratta enerji en yüksek. Çünkü nakaratta olacak enerjimiz en yüksek. Verse'de en yüksek olacaksa da nakaratta enerjiyi düşürebilirsiniz. Bu tamamen tercihtir. Yanlış veya doğru yok burada. Roller coaster gibi. Roller coaster'ı bildiniz mi? Onun gibi düşünün şarkıyı. Düşecek, kalkacak, düşecek, kalkacak. Sabit bir tempoda olmaması gerekiyor. Ki insan dinlerken sıkılmasın. Ne yapalım? Burada dramları susturalım bir. Sadece 808 ile vokali bırakacağım. Sonra kicklerin enerjiyi yükselttiği için buradan kickleri alacağım. Perküsyonları buradan alacağım. Clap de alacağım. Bu bel ve flüt, vox hepsini sadece piyanoyu bırakacağım. Klipi de koyalım. Girişte perküsyon da olsun. Şöyle yapalım. Perküsyonları bir alalım bir bırakalım. Bir alalım bir bırakalım. Opunetleri de şuradaki boşlukta yerleştirelim. Şöyle bakın 8 barda bir geçiş olsun diye ama 12 bar verse'ı kısa tuttuğumuz için şöyle 4 barda bir geçsin diye yapacağım. Nakarata verdiğiniz özel elementi şurada verse'ın ortasında bir tanıtmanızı tavsiye ederim. Yani tamamen çalmasın ama bu nakarata özel vokal melodimiz var ya. Burada minik bir tanıtalım. Tamamen de değil tabii ki. Tamamen çalmasın ki burası nakarat değil. Bakalım bir. Ona gerek yok.
Hatta buradaki enerjiyi biraz daha arttırabiliriz bir üst oktava alarak. Hatta make unique yaparak hi-hatleri de şöyle hızlandırabilirim. Şurada da renk vereyim. Ne demek istediğimi anlayın. Totalde ekran nasıl gözüküyor şeklinde. İsterseniz burada enerji sanki bana düşük olduğu gibi geldi. Burada da piyanoyu sadece bir üste taşıyabilirim. Hepsini taşıdım yanlışlıkla. Bu da benim hatam olsun. Make unique demedim. Buna da bir renk verelim. Şöyle rastgele, hiç önemli değil ne olduğu. Mesela böyle girerken de bakın enerji arttı, bir şey değişti imajı vermek adına triplet kick kullanabilirsiniz. Ben triplet kick seviyorum. Siz başka bir şey kullanabilirsiniz. Bir işte de yine introdaki gibi ama ekstra elementlerle, özellikle bas gibi, hi-hatler gibi, perküsyonlar gibi. Şöyle bakalım. Sonra pre-hook olmayacak çünkü pre-hook yerine bridge kullandık bu sefer. Aynı şekilde burayı da aldım. Neydi burası? Hook'tu. Şöyle artık ilk yaptıktan sonra alt T zorunluluğunuz yok. Burayı sağ tıklayıp da Edmarker diyebilirsiniz. Daha önceden sağ tıkladığınızda burada Edmarker çıkmayacaktır. Bu burası tekrar hook oldu. Bu piyanoya girdiğimiz yer verse'tü. Verse. Burası da bridge'imizdi. Bridge. İsterseniz şarkıyı burada bitirin. İsterseniz bir kere daha hook sokun. Hook sokalım. Hook'u double'layalım. Hook'u bir tane daha koyayım. Bunu outro yapacağım. Geldim alt T. Hook diyelim buna. Tabii bu aranjı şu an götümle uydurduğum bir şey. Siz gönlünüz yapabilirsiniz. Burayı da outro diyelim. Ama şu matematiği taşıyabilirsiniz. Hook'ta enerji daha yüksektir. Verse'de biraz düşer. Bazı elementler verse'de parça parça girer. Bam diye girmez. Yüksele yüksele gider. Enerji düşük. Enerji biraz yükseldi. Enerji en tapta. Enerji yavaşça düştü. Enerji yavaşça düşmeye devam ediyor ve yavaş gidiyor. Enerji hızlandı. Enerji hızlanmaya devam ediyor. Enerji yavaşladı. Enerji yavaş gidiyor, enerji hızlandı, enerji hızlanmaya devam ediyor, enerji yavaşladı gibi. Yani anlatırken bile şundan daha eğlence. Enerji yavaş, 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 enerji hızlanmaya başladı, enerji hızlanmaya başladı, enerji hızlandı. Enerji hızlandı, enerji hızlandı, enerji düştü, enerji düştü. Bu bile sizi daha anlatırken bile daha fazla sürüklüyor fark ettiyseniz. O yüzden bu kafa gidebilirsiniz. Ben şu an üşendiğimden yapmadım ama pre-hook'ta bridge'lerde 808'leri çıkartıp, yani 808 kullandıysam 808'leri çıkartıp başka türlü bas, gitar bas olur, synth bas çok kullanıyorum, synth bas olur. Ya da eğer nakaratta synth bas kullandıysam bridge'lerde 808'le, hani bir değişiklik yaratmak genelde iyi olur. Aynı notaları kullansanız bile değişiklik yaratmak çok iyi olacaktır. Şimdi ne yaptık? Intro'da ana elemanı, ana enstrümanı çaldık. İsterseniz ana enstrümanın bazı tiz öğelerini şöyle hook'tan çıkartabilirsiniz. Daha sade bir şey olsun isterseniz. Bazı elementleri rastgele çıkardım bakın. Enerji yükseltecek elementleri pre-hook hatta bir oktav aşağıya alalım. Bakın. Buradaki kilit nokta özellikle enstrümanlarda şu bunların hepsi drum. Bunları bir kapatalım. Enstrümanları bir açalım. Aa, mix'e gelmeden önce söyleyeceğim başka bir şey var mı? Riser'lar. Riser'ları unuttum. Riser'lara bakalım. Şurada riser'lar vardı. Nerede? Vox FX değil. Riser vardı burada. Ha, transitions. Ya
mesela çok önemli değil şu an, rastgele çektim. Gerçekten rastgele çekseniz bile bunlar oldukça fazla önem taşıyor. Özellikle ilk girişte. Bakın. Enerjinin yükseleceği yere bunu, şüphe çekecek yerlere bunu koydum. Biraz kısalım. Bunları şöyle miksere atmayı unutmayın ki sonra kafanız karışmasın. Şuna bastığınızda miksere atar. Onun haricinde ne yapabiliriz? Şöyle daha değişik etki edecek efektler. Mesela bunun gibi şeyler. Efektler, sesler önemli. Drumsı duydunuz, ondan biraz garip gelmiş olabilir. Tamam, şimdilik böyle bırakalım bunu. Bir mix'e geçelim. Mix'e ne yapıyorum onu bahsedeyim. Aranje videosu ama mix'i de hızlıca anlatayım. Sadece equalizer'dan bahsedeceğim. Piyanoyu açtım. Sadece piyano olmuş oluyor. Equalizer'a baktım. Bu kadar tize ihtiyacım yok. Gürültü bunlar. Zaten 100S altında basslarım var. Buraya ihtiyacım zaten yok. Baktım neresi çok parlıyor FL Studio'da. Bakın şurası böyle ekstra böyle bir parlıyor, gördünüz mü? Buraları bir alın şöyle. Gözünüzle bile yapabilirsiniz bunu. Çok zararı dokunmaz. Ana ögemiz bizim piyano. Asıl efektlerinizi, asıl melodik katmanları buna verebilirsiniz. Ne belde neyimiz var? Bel daha çok tiz elementimiz. Aynen, bakın daha yukarıda olacak piyanoda kestiğimiz yerleri bunu daha açık bırakacağız. Ki birbirleri kapışmasınlar. Flütümüz var. Flüt ikisi arasında bir yerde kalacaktır. Aynen, bakın. Daha high midlerde. Bakın parlıyordu orası. Ekstra parlıyor yoğunluk olan yer. O kadar yoğunluğa ihtiyacımız yok. Bu tip vokallerin en... Şöyle. Reverb'dü, bir şeydi. Böyle şeyler vermeyi çok ihmal etmeyin bu tip şeylerde. Bu arada şundan bahsetmem lazım. Sola çekerseniz mavi stereo, sağ taraf mono. Sesi genişletir ya da daraltır. Sağ sol kulaklık stereo anlamında. Bazı sesleri geniş ihtiyacımız var. Aynı şekilde leveling'e geçelim. Şöyle 8-8'leri biraz. Bu arada unuttuğum bir şey var. Şu piyanoya bakıyorsunuz, gördünüz mü? Şuna basarsanız şekli değişir. Hani gain staging 12 desibeli sabitleme, evet evet çok fark ediyor. Ama şunu görmemeniz lazım. Bakın öyle bir şey yapamadım bile. Şurada yeşil değil turuncu oldu, gördünüz mü? Clipping'e girdi. Bunu görmemek lazım. Bu görmek isteyeceğimiz bir görüntü değil. O kadarını bilseniz yeter. Bakın, kick'i en yüksek element olarak tuttum. Altına 808'i, hi-hat'i ve klavi koydum. Perküsyonlar ikisinin de altına gelecek. Tabi kulağınızı yine kullanın. Aynı şekilde geldim 808'i. Açtım parametrik EQ'yu. Siz artık hangi EQ'yu kullanıyorsanız. Linear, phase bir EQ daha çok işinize yarar. 20Hz'in altı ile işimiz yok. 808'lerde bana sorarsanız şuradan sonrasıyla da işiniz yok. Belki biraz... Kulağınıza göre şöyle 120 Hz'lere falan bas verebilirsiniz. Çok sololamaya çalışmayın. Aynı şekilde gelelim kicklere. Kicklerde high'ları çok kesmeyin ki telefonlarda falan da güzelce duyulabilsin. Bassları biraz daha fazla, subları 100 Hz altını biraz daha fazla kısıyorum bunda. Kickte. Kickte şöyle 100 Hz araları civarlarında güzel bir frekans olur. O frekansı bulun ve biraz yükseltin. High'larda da biraz yükseltebilirsiniz. Ki her cihazda da güzelce duyulsun. Hi-hat'lerde de aynı şekilde. Basslara ihtiyacınız yok. Çok yüksek tizlere ihtiyacınız yok. Tabii trap müzikten bahsediyoruz. Başka soundlarda farklı işliyor. Her sound böyle değil. Böyle de yapabilirsiniz. Tize ve bassa ihtiyacımız yok. Biliyoruz. Çok üstüne düşüneceğim bir şey değil. Tiz sesler zaten mix'te daha ses anlamında yüksek olmasa bile daha
ön planda duyulacağı için parlak sesler, onların ses seviyesini de biraz kısabilirsiniz mesela. Ne kadar kısarsam kısayım bunu duyacağız. Ve sonra bir şeyden bahsedeceğim. Şu CTRL ile Shift ile şöyle hepsini seçtiniz. Herhangi bir boş bir yere gelip sağ tıklayıp Route to this track only dediniz. Şu an bunların hepsi ilk önce bu yere bilgi veriyor, sonra bizim kulağımıza geliyor. Buradan dördünü bile etkileyebileceğiz. Benim size tavsiyem Gross Beat, açın bir tane. Burada Half Time preseti var. Half Time nerede? Şurada bir yerde Half Time preseti var. Burada da Side Chain var. Bu Side Chain'i şu görüntüye getirirseniz daha lezzetli olur şu an yapacağım görüntüye. Hani siz de bunu sonra kaydedip kullanabilirsiniz isterseniz. Benim sevdiğim bir görüntü şu preset. Full halinde şöyle. Ama biz bunu böyle kullanmayacağız. Şuradan kısacağız. Sonra 4 tane daha sesimiz var değil mi burada? Şöyle entizleri, bastırı biraz daha kırpacağız. Bir de kolaya kaçmak isterseniz sound buzayı açarsınız. Beğendiğinizi şöyle seçin. Şöyle minik. Bu da mix ayarıdır. Minik. En büyük tavsiyem size bu olur. Mix konusunda. Hızlıca beat mixini böyle bitirebilirsiniz. Bakalım. Girişe otomasyon yapalım ki anlayalım. Benim en sevdiğim intro otomasyonu FL'de stok olarak. Çok da kullanıyorum. Love filter. Bunu şurada hangisiydi? Simple triangle low pass'ti sanırım. Bakayım. Aynen. Bunu böyle kapatın, Create Automation Clip deyin ve sadece introda açın. Şarkının geri kalanlarında ihtiyacımız yok. Hatta belki bu bridge kısmında da kullanabilirsiniz. Şöyle yavaşça gelir, yavaşça yok olur. Bakalım. Bakın ne kadar fark etti. Bir işte bakalım. Buna ihtiyacımız yok. Ama biraz yanlış yere koymuşum. Gibi 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 şeyler yapabilirsiniz. Aranj hakkında daha fazla video yaparım ama bu temel mantığı kullanabilirsiniz. Neydi olay? Introda enerji düşük, nakarat kısmında enerji yüksek, verse kısmında enerji ortalama seviyelerdi. Bunu nasıl yapıyoruz? Tiz sesler daha enerjik seslerdir. Arda arda daha hızlı gelen sesler daha enerji yükseltir. Birbirine yakın notaların hızlı değişimi enerjiyi değiştirir. Nasıl mı? Şöyle bakın. Bakın. Gerilim, 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 gerilim. Gördünüz mü? Enerji artacak şimdi. Gerdim, gerdim, gerdim sizi. Enerji arttırdım gibi. Gerdim. Hızlanıyorum. Geriliyorsunuz, geriliyorsunuz. Enerji arttırdım. Saldım, şimdi yavaşlattım. Enerji yükselecek. Enerji yükseldi. Gibi 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 böyle melodik, müzikal numaralar. Basit şeyler bunlar aslında. Birkaç tanesini kaptıktan sonra. Aranjeye bunlar da dahil şeyler. Yani mix yaparken bu gibi değişikliklere aslında sizin müdahale etmemeniz lazım. Prodüksiyonu yapan kişi, müzisyenin kendisi bunları düşünmesi lazım. Bunlar size ekstra karar vermek demek. Siz bu kadar karar vermemelisiniz mix yaparken. Hep mixten bahsediyorduk ya şimdiye kadar. Hatta benim söyleyeceğim şeyler bunlar. Siz istediğiniz gibi düşünebilirsiniz. Ha, outro'da ne yapıyorum? Outro'da genel olarak yine Love Filter kullanıyorum. Ya da onun benzeri herhangi bir plugin. Bunu böyle alıp buraya koyalım. Ama bu sefer tüm şarkıya. Tüm şarkı yavaşça... Ve ayrıyeten şöyle bir şey yapıyorum. Tüm şarkı yavaşça tizlerden yoksun hale gelsin. Çünkü ses uzaklaştıkça baslaşır, kalınlaşır, tizleşmez. Çünkü bas frekanslar daha büyüktür. Uzaklaştıkça size daha fazla ulaşır.
tizler kadar çabuk yok olmaz. Bu yüzden ses uzaklaştıkça kalınlaşıyorsa ses fade out olurken de biraz baslaşmasın, tizlerin yok olması lazım ki size gerçekten uzaklaşıyor hissi versin. Aynı şekilde şunu şöyle yapayım. Şunu da şey yapalım. Hani oradan oraya sweeplesin. İzleyin şimdi. Böyle biraz daha uzatalım. Bitti. Bu kadar. Yani yapacağınız şey bu. Mastering'i çok soruyorsunuz. Ben beat yaparken mastering gerçekten yapmıyorum bu arada. Yani şöyle yapmıyorum. Bir tane limiter. Yani clipper bırakın ve çıkartın. Gerçekten bu kadar yani. İsterseniz biraz daha şansınızı zorlayın. Daha rekabetçi olacağım diyorsanız. Şöyle. Ama zaten bir müzisyen bunu limitere sokmadan da iyi mi kötü mü ne olduğunu anlar ve sizle zaten işinizi yapar. Ve bu kadar zorlamadığınız bir beat'e daha rahat sonradan mix yapılır. Tek kanal mix yapılacaksa. Evet dostlar, bu videoda bahsedeceklerim bunlar. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Kanala destek olmak için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Kendinize iyi bakın. Peace.